Herkese merhabalar. 10. Sınıf Edebiyat 2. Yazılı Provası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için efsanevi bir yazılı provası hazırladık. Neler yapacağız? Öncelikle onlardan bahsedelim. İlk başta arkadaşlar öğrenci notlarımız var. Sizler için sanki konuları hiç bilmiyormuşsunuz gibi. Hocam biz edebiyata hiç çalışmıyoruz, hiç bilmiyoruz, eksiz demişsiniz gibi. Her şeyi en baştan güzel bir şekilde ama detaylı bir şekilde yüz alacağınız şekliyle tek tek anlatacağız. Ardından da sizler için süper sorular hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki hocalarımıza, Anadolu liselerindeki, kolejlerdeki, Anadolu İmatim liselerindeki hocalarımıza sorduk. Neler sorabilirsiniz hocam? Edebiyat hocalarına tek tek sorduk ve gelebilecek soru tarzlarını Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına bakarak ve yine ÖSYM'nin soru tarzlarına bakarak hazırladık arkadaşlar. Bütün bu yazılı konu anlatımından sonra, yazılı provasından sonra sizler ikinci dönem yazılı notlarından da güzel bir şekilde bunları tekrar ettiğinizde ki burada da hocaların soracağı bölümler, burası kesin çıkar, hangi bölümden ne sorulur her birini tek tek özetledik ve burada bütün dersler var biliyorsunuz. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji. Bundan da son tekrarınızı yaptığınızda inşallah yazılınızdan en yüksek notu alacak ve yazılardan sonra güzel bir tatil hak edeceksiniz. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım, emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve yazılı provamıza başlayalım. Roban, tiyatro ünitesi ve ardından da tabii ki dil bilgisi konularına bakacağız. Çok basit konularımız arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde işleyebileceğimiz, bitirebileceğimiz bir yazılı olacak inşallah. Şimdi ilk başta Türk Edebiyatı'nın dönemlerine baktığımızda İslamiyet öncesinde bir sözlü dönemimiz var. Biliyorsunuz ki bu sözlü dönemde Savus Saygı Koşuklar vardı. Yazılı dönemde de Orhun Abideleri ya da Uygur dönemi eserleri vardı. Sonrasında İslamiyet'le tanışıyoruz. İslamiyet'le tanıştıktan sonra geçiş döneminde 4 önemli eserimiz vardı. Hatırlarsanız Kutadgu Bilig, Atabetül Akayık, İşte Divan-ı Hikmet gibi eserler vardı. Bu eserler tabii ki bir geçiş dönemi özelliği taşıyordu. Sonrasında divan edebiyatı dediğimiz böyle beyitlerle yazılan, aruz ölçüsüyle yazılan, biraz daha ağır süsü olan, bir de halk edebiyatı dediğimiz dörtlükler halinde sade bir dille, hece ölçüsüyle yazılan bir edebiyatımız vardı. Halk edebiyatı da kendi içinde dini tasavvufi, yani dini konular işleyen, anonim, söyleyeni belli olmayan bir de aşık tarzı halk edebiyatı vardı. Karacaoğlanların, Köroğulların olduğu. Sonrasında Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatına baktığımızda Tanzimat döneminde edebiyatımızda toplum için sanat başlıyordu. Fakat sonrasında dönemin siyasi koşulları nedeniyle Tanzimat'ın ikinci döneminde Servet-i Fünun'da ve icraatiyede sanatçılar toplumsal konular yerine bireysel konulara yönelmişlerdi. Milli edebiyat dönemiyle de artık milli bir edebiyatımız doğuyordu. Tamamen Türkçülük akımının etkisinde sanatçılar hece ölçüsüyle, sade bir dille Türkçülük, kahramanlık, vatan, Anadolu konularını işlediler. Şimdi burada şu çok önemli. Edebiyatımızda romanın gelişme aşamasına olduğuna baktığımızda sözlü dönemde, yani ta şuradayken, bakın şunu göstermek istiyorum tekrar bu sayfayı. Sözlü dönemdeyken destanlara. Geçiş döneminde Dede Korkut hikayeleri var. Hatta bu da üniversite sınavında sorulmuş. Destandan halk hikayelerine geçiş döneminin eseri nedir? Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar. Bir de mesneviler var divan edebiyatında. Böyle şiir şeklinde. Tanzimat edebiyatında, yani batı etkisinde olduğumuz edebiyatta ise edebiyatımıza roman giriyor. Peki roman nasıl giriyor? Direkt hoş geldin ben roman diye gelmiyor. İlk başta böyle eğitimli, Fransızca bilen sanatçılarımız, mesela Yusuf Kamil Paşa, Fransızların yazdığı, Fenelon'un yazdığı Telemak adlı eseri Türkçe'ye çeviri yapıyor. İlk başta bir çeviri geliyor. Sonrasında ilk yerli romanı Taşuk Talat Eftat'ı Şemsettin Sami yazıyor arkadaşlar. Sonrasında ilk edebi roman İntibah'ı Namık Kemal yazacak. Bakın buradan %100 soru geleceği için buraya vurgu yapıyorum. Yazılı notlarımızda da bunu çok çok vurguladık. Sonrasında ilk tarihi roman Cezmi gelecek. İlk yerli roman Taşuk Talat Eftat, ilk edebi roman İntibah, ilk tarihi roman Cezmi. Ve ilk realist romanda Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılan Araba Sevdası olacak. Nabizade Nazım da ilk köy romanı Karabibi'yi ve ilk naturalist roman olan Zehra'yı yazacak arkadaşlar. Şimdi Tanzimat'tan Cumhuriyet'e romana baktığımızda Tanzimat birinci dönemde toplum için sanat anlayışı var. Cariyelik, yanlış batılılaşma, görücü usulüyle evlilik ve benzeri konular işleniyor. Kişiler tek yönlü, yani iyiler ya iyi, kötüler de ya kötü. Yani başka bir şansı yok. Olay akışı kesilerek okuyucuya bilgi veriliyor. Mesela Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında Ahmet Mithat Efendi okuyucuyu hep yönlendirecek. Felatun Bey kötü, Rakım Efendi iyi. Rakım Efendi gibi olun diyecek. Yani iyiler kazanacak, kötüler kaybedecek. Rastlantılara çok yer verilecek ve romantizmden yararlanıyor. Dolayısıyla da olayın akışı kesilerek okuyucuya bilgi verildiği için de, bakın bu da üniversite sınavlarında çok çıkıyor. Teknik yönden eserler kusurlu arkadaşlar. Şu anda öğrendiğimiz bütün bilgiler, Yazılı notlarımıza çalışacaklarımız, şu anda dinledikleriniz üniversite sınavında da birebir geliyor arkadaşlar. Şu anda dolayısıyla bir taşta iki kuş vurmuş oluyorsunuz dikkatli dinleyerek. Devam ediyorum. Şimdi sonrasında Tanzimat ikinci dönemde sanatçılar artık sanat için sanat anlayışına yönelecekler ve yine benzer konular var. Alafrangalık özentisi, cariyelik, yanlış batılaşma gibi konular var. Ama bu sefer yazar kişiliğini gizleyecek. Yani olayın akışını kesip merhaba okuyucu bak bu böyledir, bu böyledir demeyecek. Olayların akışındaki rastlantılar azalıp realizm ve naturalizme yöneliş başlayacak. Zaten ilk realist roman Araba Sevdası da Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılıyor. Servet-i Fünun edebiyatında hem dönemin siyasal koşulları hem de sanatçıların benimsedikleri sanat anlayışı nedeniyle içine kapanık bir bireyci bir sanat anlayışı göreceğiz. Sanat için sanat görüşü devam ediyor. Konak hayat seçilecek. Aile, yasak, aşk ve hayal hakikat çatışması. Mesela mavi hayallerle gelen Ahmet Cemil simsiyah bir gecede Mai ve Siyah romanının özetini veriyorum şu an size. Geri dönecek ki bu da üniversite sınavlarında da çok çıkan bir eserdir. Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Mai ve Siyah. Batılı anlamdaki ilk roman kabul edilir. Süslü ağır bir dil olacak ve realist ve naturalist akımların etkisini göreceğiz. Milli edebiyat döneminde yerlilik ve millilik belirleyici olacak arkadaşlar. Anadolu ve Anadolu insanı anlatılacak. Milli mücadele, Doğu-Batı çatışması, Türklerin uzak geçmiş ele alınacak ve sade bir dille realizmden etkilenilerek işte Yakup Kadriler, Refik Halitler çok güzel romanlar yazacaklar. Şimdi belli başlı romanlar, buradan da soru gelir arkadaşlar, buraya dikkat etmenizi istiyorum. Servet-i Fünun edebiyatında Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Mai ve Siyah, Aşkı Memnu ki bunun dizisini 1600 kez yayınladılar. Kırık Hayatlar önemli eserler. Burada Mai ve Siyah'ın ne olduğunu çok çok iyi bilin. Mavi hayallerle gelip simsiyah gecede dönen Ahmet Cemil'in hikayesini anlatır ve Servet-i Fünun sanatçısını temsil eder bu eser. Şimdi Aşkı Memnu'yu zaten biliyoruz. Bihter, Adnan, Behlül. Mehmet Rauf'un Eylül'ü ilk psikolojik romandır. Bu da yine çok çok önemli. Hüseyin Cahit Yalçın'ın da Nadide ve Hayal İçinde eserlerini bilelim. Bakın. Batı tekniğine uygun ilk romanları yazan Halit Ziya Uşaklıgil. İlk psikolojik romanı yazan da yine Mehmet Rauf Eylül. Şimdi milli edebiyata geçmeden önce bağımsız sanatçılara bakalım Servet-i Fünun döneminde. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık, Mürebbiye, Şıp Sevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç gibi eserleri çok çok önemli. Ahmet Rasim romancılığıyla tanınmıyor. Milli edebiyata baktığımızda ise Halide Badıvar'ın yazdığı Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Aliye öğretmenin hikayesi çok çok önemli. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun kültür çatışmasını, dönem çatışmasını anlattığı, Naim Efendi ve Sene arasındaki kuşak çatışmasını vurguladığı Kiralık Konak ilk romanı, Nur Baba önemli eserler, Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu, Refik Halit Karay'ın İstanbul'un İç Yüzü ve aynı zamanda Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Gönül Hanım adlı eserlerini bilmenizi tavsiye ediyorum. Efruz Bey de yine çok çok önemli bir eser Ömer Seyfettin'in. Şimdi tiyatroya baktığımızda geleneksel Türk tiyatrosu var. Bu tuluat tiyatrosu yani doğaçlama. Bir de modern tiyatro var. Bu yazılı bir metne dayalı arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar geleneksel tiyatromuzla modern tiyatromuzun karşılaştırması sınavlarda sorulur. Şimdi burada yazılı bir metin yok. Doğaçlama oynanıyor. Ön hazırlık prova yapılmaz. Sahne, dekor, kostüm gelişmemiş. Kalıplaşmış belirli tipler var ve mizahi ögeler ağır basıyor. Modern Türk tiyatrosuna baktığımızda ise yazılı bir metin var. Ön hazırlık var, prova var, sahne, dekor, kostüm var. Her türden tip veya karakter var. Her türlü konuda işleniyor. Bu en büyük fark. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunda Karagöz oyununu bilmemiz lazım. Karagöz'ün yazılı bir metni yok. Tabii ki orta oyunla yazılı bir metni yok. Bu da doğaçlama, bu da doğaçlama. Bunları karşılaştırmıyoruz zaten. Burada Karagöz'deki tiplemeyi esasında burada Kavuklu'da göreceğiz. Hacivat'taki tiplemeyi de Pişeker'de göreceğiz. Şimdi burada şu önemli. Karagöz bir gölge oyunu. Bakın bir gölge oyunu. Tasvir denen figürlerden oluşuyor. Bir perde sergileniyor. Şive ve ağız taklitleri var. Gülmece unsuru ağır basıyor. Müzikten yararlanılıyor. Bütün tipler hayali adı verilen tek bir kişi tarafından canlandırılacak. Buraya baktığımızda yine aynı şeylere bak. Yazılı metin ikisinde de yok. Doğaçlama. Yanlış anlamaya dayalı konuşmalar bunda da var. Şive ağız taklitleri bunda da var. Gülmece unsuru bunda da ağır basıyor. Müzik bunda da var. Burada bütün tipleri hayali canlandırırken Karagöz'de burada ise her tipi ayrı bir oyuncu canlandırıyor. Kavuklu diye bir kişi var. Pişeker diye bir kişi var. Ve kişiler canlı oyuncular. Burada ise perde arkası bir gölge oyunu bir meydanda oynanıyor. Şimdi burada karşılaştıralım. Karagöz orta oyununda Kavuklu, ikisi de eğitimsiz. Halk diliyle konuşup bazı sözleri yanlış anlayacaklar. Açık sözlü ve dürüstler, halkı temsil edecekler ve mizahın asıl kaynağılar. Bu tarafa baktığımızda ise Hacivat ve Pişeker'i görüyoruz. Eğitimli, medrese diliyle konuşuyor, görgü kurallarına uyuyor, uyanık, çıkarcı ve işten pazarlıklı, yarı aydın kentli kişileri temsil ediyor. Şimdi Karagöz ve orta dönemde diğer kişilere baktığımızda ise Tuzsuz Deli Bekir böyle kabadayı oynuyor. Mesela Zeybek, Külhan Bey'i, Arnavut, Kayserili, Rumbalama, Frank gibi karakterler var. Bunları da hocalarımız sınavlarda soruyor. Eğer hocanız bunları anlattıysa %100 soru gelecek arkadaşlar buradan. Çelebi mirasili bir tip. Tiryaki hep uyuklamaya başlayan tip. Bebe Ruhi Cüce. Zennede kadın kılındaki erkek oyuncu oluyor arkadaşlar. Karagöz ve orta oyunun bölümleri de aynı bak. Giriş, muhavere, fasıl, bitiş. Aynı şey. Yani ikisi de 4 bölümden oluşuyor. Burada Hacivat Sema'yı okuyarak perde gelip of hay hak Karagöz'ü perdeye çağıracak. Muhavere konuşma bölümü arkadaşlar. Birbirlerini yanlış anlamaya dayalı konuşmalar geçiyor. Fasıl ise asıl olayın yaşandığı bölüm. Bitişte de yıktım perdeye eyledim viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola şeklinde bitiyor. Orta oyuna baktığımızda burada zurnanın pişeker havasıyla gelen pişeker zurnacıyla kısa bir konuşma yapacak. Ardından da muhavere bölümü geliyor. Yine konuşma var. Fasıl bölümü yine asıl konunun olduğu bölüm. Bitişte de pişeker ile kavuklu son bir konuşma yapacak ve her ne kadar sürçülisan ettikse affola diyecek. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunun diğer türlerine baktığımızda medda tek kişilik bir tiyatro. Adam tek başına çıkıp tiyatro yapıyor. Tek kişilik olduğu için de bir öyküyü başından sonuna kadar canlandıracak. Kişileri ağız özelliklerine göre taklit edecek ve bir mendili var şöyle. Bir de sopası var. Bunları bazen başörtü yapacak, bazen örtü yapacak, bazen silah yapacak. Bu şeyi, sopayı değiştiriyor. Bazen baston yapacak ve methedici taklitler yapıp hoş öyküler anlatan kişiye de meddah diyoruz. Köy seyirlik oyunlarına baktığımızda ise köylerde köy halkının kendi yaptığı oyunlar. Yani köylerin oynadığı törensel içerikli oyunlar. İslam öncesi ve İslam sonrasının sentezi şeklinde. Özel bir sahnesi, kostümü yok. Oyuncu ve seyirci kadrosu da zaten köylüler. Kuklaya baktığımızda ise hareketli yerlere iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kesit kullanılarak oynatılan figürlere verilen ad. İpli kukla, el kuklası, araba kuklası, iskemle kuklası, dev kukla gibi de türleri var. İbiş ve ihtiyar olmak üzere 2 başkası var. Aynı hani ibiş burada esasında biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bizim geleneksel kültürümüzün temelini, özünü oluşturuyor bak. Şimdi Karagöz saf, Hacivat uyanık. Kavuklu saf, Pişeker uyanık. İbiş saf, ihtiyar uyanık. İşte Kemal Sunal saf, Şener Şen uyanık. Hatta bizde bile Tonguç safı oynar, öğretmen ise akıllıdır yani. Bunun gibi bu mantık her zaman bizim edebiyatımızda, bizim kültürümüzde vardır arkadaşlar. Şimdi gelelim modern Türk tiyatrosuna. Modern tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat döneminde batıdan gelmiştir. Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey özellikle Molière'den uyarlamalar yapar. Güllü Agop, Gedikpaşa tiyatrosu olarak bilinen ilk tiyatroyu kuran kişi. İlk modern tiyatro örneklerinde geleneksel Türk tiyatrosundan tabii ki yararlanacağız. Şimdi buradan %100 soru gelir arkadaşlar. Şinasi ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi adlı töre komedisini yazıyor. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı dramı da sahnelenen ilk yerli oyun oluyor. Abdülhamit Tarhan'ın Eşber adlı oyunu aruz ölçüsüyle yazılan, Nesteren adlı oyunu ise hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eserleri. Burayı da hocanız sınavda sorar. Şimdi Tanzimat 1. dönem tiyatrosuna baktığımızda en önemli tür. Çünkü Namık Kemal diyor ki tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır diyor. Yani sanatçı halka bir şeyleri anlatmak için, halka bir şeyleri sunmak için tiyatroyu kullanıyor. Daha çok komedi ve dram tercih edilecek. Klasisizm ve romantizm akımının etkisine kalınacak. Şiirlere göre sade bir dil kullanılacak ve ilk olmanın teknik eksiklerini taşıyor tabii ki ister istemez. Ama 2. dönem tiyatrosuna baktığımızda burada mesela Şinasi'nin Şair Evlenmesi ilk tiyatro. Namık Kemal'in Günlü Hal, Vatan Yahut Silistre mesela Vatan Yahut Silistre ilk sahnelenen tiyatro olacak. Aynı zamanda Akif Bey, Karabela, Celalettin Arzemşah gibi tiyatroları var. Yine Ahmet Mithat Efendi'nin Çerkez Özdenler gibi oyunları önemli. Tanzimat 2. dönem tiyatrosuna baktığımızda şartlar gereği ihmal ediliyor. Çünkü bir istibdat dönemi var. Daha çok trajedi ve dram tercih edilecek. Romantizmden etkileniyor sanatçılar. Süslü sanatla ağır bir dil var. Nasıl olsa halk için yapılamıyor. Bakın burası önemli. Okumak için yazıldığından yani oynanmak için değil de okumak için yazıldığından sahnelemeye uygun değil bu tiyatrolar. Abdülhamit Tarhan'ın oynanmak için değil okumak için tiyatro yazdığını sormuşlar üniversite sınavlarından. Şimdi milli edebiyat dönemindeki tiyatroya baktığımızda hemen bayrakları asabiliriz. Niye? Çünkü birincisi Türkçülük akımının etkisinde kalınmış. Bakın burası bayrağımızdan dolayı gözükmedi. Şimdi bayrağımızı alalım şöyle. Türkçülük akımının etkisinde kalınmıştır. Yani burada sade bir dille kişiler toplumun her kesiminden seçilerek Osmanlı'nın son dönemi, saray hayatı ve istibdat yılları eleştirilecek. Yakın tarih ve Türk dünyası idealleri eserlere yansıtılacak ve realistler. Burada İbnül Refik, Ahmet Nuri, Musaybizade Celal önemli kişiler. Yine Reşat Nuri'nin Yakup Kadri'nin tiyatroları var. Şimdi burada 1914'te İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ilk hali olan Darülbedai açılacak. Darülbedai'de sergilenen ilk oyun Hüseyin Suat Yalçın'ın Emil Fabr'dan uyarladığı Çürük Temel adlı eser. Darülbedai'de sergilenen ilk yerli oyun ise Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş adlı manzum eseridir. Yine Afife Jali'de Darülbedai'de sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını oluyor. Şimdi son bir lokum konumuz var. Ardından da sorulara geçiyoruz. Dünyadaki en kolay konulardan biri seçilmişti bu arkadaşlar geçen sene. Cümle türleri konusu. Neden hocam? Çünkü bakın cümlenin ya yüklemin türüne göre türünü sorarlar size. Ya yüklemin yerine göre, ya anlamına göre, ya da yapısına göre sorarlar. Bakın şimdi hemen bir tane örnekle ilerleyelim. Diyelim ki Ali, şöyle virgül koyalım. Başarılı bir öğrencidir diyelim. Tamam mı? Başka bir örnek veriyorum. Gelmedi dün beklediğim ne olsun mesela? Kitaplar diyelim. Dün beklediğim kitaplar. Tamam şimdi. Burada iki tane cümle var. Şimdi başlıyoruz. Ali başarılı bir öğrencidir de. Başarılı bir öğrencidir yüklemi ya. Bunun yüklemi isim olduğu için bu isim cümlesi oluyor. Gelmedi dün beklediğim kitaplarda ise gelmedi fiil olduğu için bu bir fiil cümlesi oluyor. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yüklem isimse isim cümlesi oluyor. Fiilse fiil cümlesi oluyor. Bak gelmedi bir fiil. Bu fiil cümlesi oldu. Başarılı bir öğrencidir isim. Bu bir isim cümlesi oldu. Şimdi devam ediyorum. Bunun yüklemi cümlenin sonunda. Bunun yüklemi ise cümlenin başında. O zaman bu yüklem başta olduğu için yani sonda olmadığı için devrik cümle oluyor. Bunun yüklemi sonda olduğu için cümle kurallı oluyor. Bu kadar basit. Buraya geçiyorum. Kurallı cümlenin yüklemi sonda. Devrik cümlenin yüklemi sonda başta ortada. Eksiltili cümlenin ise yüklemi yok. Şimdi Ali başarılı bir öğrencidir diyor. Dolayısıyla başarılı bir öğrencidir dediği için olumlu bir anlam var yani. Olumlu, başarısız bir öğrenci değil. Bu ise gelmedi diyor. Gelmedi dediği için bak gelmedi diyor. Olumsuzu mame eki var. O zaman bu olumsuz bir cümle oluyor. Bu kadar basit bak. Olumlu, olumsuz, soru, ünlem cümlesi. Mesela yarın geliyor musun soru cümlesi. Ne kadar tatlı bir çocuk ünlem cümlesi oluyor. Şimdi yapısına göre cümlelere baktığımızda eğer sadece bir yüklem varsa içerisinde fiilimsi yoksa bu basit cümle oluyor. Bakın bu basit bir cümle. Niye? Bakın şöyle bakalım şuraya. Bakın. Özne ve yüklemden oluşmuş. Bu basit bir cümle arkadaşlar. Ama şimdi buraya dikkat edin. Şimdi burada da yine gelmedi diye bir yüklem var ama bir de beklediğim diye bir fiilimsi var. İşte içerisinde fiilimsi olursa bir cümlenin beklediğim beklemediğim diyebiliyoruz ya. Bu birleşik cümle oluyor. Dolayısıyla cümlenin yapısını belirleyen bazı unsurlar var. Bakın şimdi. Basit cümle tek bir yüklem var. Birleşik cümlede yan cümle var. Fiilimsilerden oluşuyor bu daha çok. Sıralı cümlede ise iki tane yüklem var. Bağlı cümlede ise iki yüklem bağlaçlarla birbirine bağlanıyor. Hocalar burayı çok sevdiği için ve buradan da %100 soru geldiği için buraya detaylı bir örnek daha verip bitiriyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Basit cümle örneği veriyorum. Şimdi işte Tonguç eve geldi. Şimdi bu cümle basit oluyor. Niye? Çünkü sadece yüklem var. Bu kadar basit. Yani yüklem var, fiilimiz falan yok. Tonguç koşarak eve geldi. Dediğimizde ise bakın şimdi geldi diye bir yüklem var. Tamam ama bir de yan cümle var bak. Koşarak diye bir zarf fiil var. Bu nedir arkadaşlar? Bir yan cümledir. Bu bir fiilimsidir. Koşarak bunu olumsuz yapabiliyoruz. Koşmayarak diyebiliyoruz. Ve aynı zamanda şu da önemli. Bu girişik bileşik bir cümle. Yani içinde fiilimsi olanlar girişik bileşik cümle oluyor. Mesela SS olanlar şartlı bileşik cümle oluyor. Ki olanlar kili bileşik. Mi olanlar mili bileşik oluyor. Şimdi diğerine bakalım. Aynı zamanda mesela Tonguç sizleri seviyorum dedi dersen bu da iç içe bileşik cümle oluyor. Şimdi sıralı cümlede ise iki tane yüklem var. Bak şimdi. Tonguç eve geldi. Tamam mı? Virgül. Sessizce içeri girdi. Bak şimdi. Burada bir geldi diye yüklem var. Birinci yüklem. Sonra girdi diye yüklem var. Şimdi bak burada iki tane yüklem yoktu. Burada bir tane yüklem vardı. Burada ise bir, iki yüklem var. O yüzden bu sıralı cümle oluyor. Hatta Tonguç geldi ve Tonguç girdi dediği için öznesi ortak bağımlı sıralı cümle oluyor. Veyahut da Tonguç eve geldi. Yine bunu yazıyorum. Tonguç eve geldi. Ve içeri girdi dersen bu sefer ne oluyor? Şimdi gene geldi diye bir yüklem var. Girdi diye de bir yüklem var. İki tane yüklem var ama bir de bağlaçla bağlandığı için bu da bağlı cümle olmuş oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi o zaman hadi gelin sorularımıza bakalım ve bu güzel yazılı provamızı bitirdikten sonra da yazı notlarından çalışıp bu işi güzel bir şekilde tamamlayalım. Başlıyoruz. Türk Edebiyatı'nda ilk yerli roman diyor. İlk yerli roman kim tarafından yazılmıştı? Şemseddin Sami tarafından yazılan Taşkü Talat ve İftinat adlı eserdir. Bakın burası önemli. Buradan soru gelir. Türk edebiyatındaki ilk edebi roman olan İntibah, Namık Kemal'in yazdığı ve ilk tarihi roman olan Cezmi, Tanzimat sanatçısı Namık Kemal tarafından yazılmıştır. Buradan da yine soru gelir arkadaşlar. Bunlar önemli bilgiler. Karagöz oyununda oyunu oynatan kişiye hayali, bunu da söylemiştik. Yani diğer adıyla hayalbaz denir. Karagöz oyununa tef çalan, taklitlerin şarkılarını söyleyen, tasvirleri oyunu oynatan kişiye veren yardımcıya ise ne diyoruz arkadaşlar? Yardak var. Yardım edene yardak diyoruz. Tamam mı? Türk edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro eseri ise tabii ki de Vatan Yahut Silistre adlı oyundur. Vatan Yahut Silistre. İlk tiyatro eseri Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi, ilk sahnelenen Vatan Yahut Silistre. Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey gibi sanatçılar, başta Fransız sanatçı Molière olmak üzere Batı edebiyattan birçok çeviri ve uyarlama yapıyorlar, adaptasyon yapıyorlar. Orta oyununun sergilendiği alana palanga diyoruz arkadaşlar. Oyun alanının hemen dışında giysilerin bulunduğu alana ise sandık odası deniyor. Sandık odası denir. Devam ediyoruz. Bu parça sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu önemli bir eser. Bakın şimdi. Bu roman ilk olarak 1922 yılında İktam Gazetesi'nde bölümler halinde, 1923 yılında ise kitap olarak yayımlanmıştır. Roman Halide Edip'in Yakup Kadri'ye yazdığı bir mektupla başlar. Halide Edip bu mektupta aslında Yakup Kadri'nin aynı adlı bir eser yazacağını bildiği halde neden kendisinin daha önce aynı adlı bir roman yazdığını açıklar. Eser roman kişilerinden Peyami'nin günlüklerinden oluşmaktadır. Ancak diğer roman kişisi Ayşe'nin yazdığı mektuplarda romanda önemli bir yere sahiptir. Çünkü bazı gelişmeler Ayşe'nin mektupları aracılığıyla öğrenilmektedir. Peyami ve Ayşe'nin aşkı ve Yakup Kadri'den alınan isim tabii ki de Ateşten Gömlek arkadaşlar. Cevabımız C. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunu ve modern Türk tiyatrosunu metin, ön hazırlık, sahne, tip, konu bakımından karşılaştıralım. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunda metin yoktur arkadaşlar. Yani doğaçlamadır, tuluattır, doğaçlama. Metin yoktur, doğaçlamadır. Modern Türk tiyatrosunda ise yazılı bir metin vardır. Yazılı bir metin vardır. Burası önemli. Yazılı bir metin var. Devam ediyorum. Ön hazırlık burada yapılmaz arkadaşlar. Ön hazırlık, prova yapılmaz. Direkt tuluat, doğaçlama yani. Burada ise prova, ön hazırlık yapılır. Bakın buraya yazıyorum. Prova yapılır. Sahne, kostüm, dekor burada gelişmemiştir. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Sahne, kostüm, dekor gelişmemiştir hiçbir şekilde. Yani işte bir orta oyuna bir palanga denen bir meydan var. Böyle bazı şeyler. Veyahut da meddah eline bir baston, bir mendil alıyor. Ama burada ise sahne, dekor, kostüm arkadaşlar gelişmiştir. Devam ediyoruz. Burada tiplere baktığımızda kalıplaşmış belirli tipler vardır. Kalıplaşmış belirli tipler. İşte zenne mesela kadın kılığındaki erkek ya da çelebi miras 7 tiptir. Ama burada ise her türden tip veya karakter olabilir. Her türden tip var. Konuya baktığımızda burada tabii ki mizahi ögeler ağır basar arkadaşlar. Ama modern Türk tiyatrosuna baktığımızda mizah da vardır. Dram da vardır. Her türlü konu yani acıklı şeyler de vardır. Her türlü konu olabilir. Şimdi Karagöz ve orta oyunun bölümleri aynıdır. Bu bölümün adları sırasıyla yazın diyebilirler. Şimdi giriş bölümü vardı hatırlarsanız. Sonrasında konuşmanın olduğu muhavere bölümü vardı. Aynı zamanda asıl konunun geçtiği fasıl bölümü vardı. Ve en son sürçülisan ettikse affola denilen bitiş bölümü vardı. Şimdi geldik başka bir soruya. Bu da yine %100 gelebilecek bir soru tarzı. Biz de yazı notlarımıza buna dikkat edin diye söyledik ve aynı zamanda ÖSYM de böyle soruyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu parçanın hareketle aşağıdaki yargıların hangisi doğru hangisi yanlış söyleyiniz demiş. Kavuklu ve Pişeker var. Konuşuyorlar. Orta oyundan alınmıştır diyebiliriz. Bu net doğru. Niye? Kavuklu ve Pişeker eşittir orta oyunu. Bir gölge oyunudur. Hayır, Karagöz bir gölge oyunu. Burada gerçek karakterler var. Bu yanlış. Baş kişilerin diyaloğu verilmiştir. Kavuklu, Pişeker konuşuyor. Evet doğru. Kavuklu ve Pişeker orta oyunun baş kişileriydi. Yanlış anlamaya dayalı dil oyunu yapılmıştır diyor. Bakalım. İsmail eğleniyor musun? Canım ne eğlenmesi? Sende hissi şairane yok mu? Yok. Ne yok? Hüseyin Şakir Ahmet. Canım nasıl Hüseyin Şakir Ahmet? Ben sana ne söylüyorum sen ne anlıyorsun? Bak. Bu Hüseyin Şakir Ahmet anlıyor. Halbuki burada hissi şairane yani şair hissi yok mu diyor. Dolayısıyla yanlış anlama var. Küşlerin meydanı diye anılan bir perde oynatılır. Bu da yine yanlış. Bu Karagöz için geçerli bir şey bak. Bu Karagöz'ün özelliğiydi gölge oyunu olması. Bu da yine Karagöz'ün özelliğiydi. Geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer almaktadır. Bu doğru. Karagöz ve orta oyunu da meddahta geleneksel Türk tiyatrosu içerisinde. Devam ediyoruz. Şimdi Romantik tiyatronun ilk örneklerindendir. 1873'te Gedikpaşa Tiyatrosu'na sahnelenmiştir. 4 perdelik bir dramdır. Oyunda öne çıkan kişiler İslam Bey, Zekiye, Abdullah Çavuş, Sıtkı Bey. Oyunun konusu tarihten alınmıştır. Oyunda bir kalenin savunulması için Osmanlı askerlerinin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık anlatılmıştır. Vatan sevgisi, kahramanlık, fedakarlık temaları var. Dolayısıyla burada doğru cevabımız Namık Kemal'in yazdığı, edebiyatımıza ilk kez sahnelenen tiyatro Vatan Yahut Silistre. Eserin yazarı da tabii ki az önce söylediğimiz gibi Namık Kemal arkadaşlar. Bu da çıkacaktır sınavda. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bu parçada söz edilen oyunla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru, hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bu da önemli. Bakın burası da önemli. Burayı da size hoca sorar. Buraya hoca da soracağı için buraya da not düşmek istiyorum. Şimdi Müştak Bey şair ruhlu bir insan. Kumru Hanım'ı seviyor. Mahallenin imamı Ebu Laklaka Müştak Bey ile Kumru Hanım'ın nikahını kıyıyor. Nikahlandığı için Müştak Bey çok mutlu. Bu mutluluğunu arkadaşı Hikmet Bey ile paylaşıyor. Töreleri iyi bilen Hikmet Efendi işin içinde iş olduğundan şüpheleniyor. Tam da şüphelendiği gibi Müştak Bey o günün geleneğe gereğince aslında Kumru Hanım'ın çirkin ablasıyla evlendiriliyor. İçine düştüğü zor durumdan kurtulmak isteyen Müştak Bey'e arkadaşı Hikmet Efendi yardım edecek. Yani burada görücü usulü evlilik anlatılıyor. Bu hatırlarsanız arkadaşlar Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi adlı eserdi. Dolayısıyla bu yanlış. Şemsettin Sami'nin yazdığı eserin adı Taşuk Tarat Fitnat'tı. Şemsettin Sami değil, burada Şinasi yazması lazımdı. Türü töre komedisidir. Doğru. Vatan sevgisi teması, ne vatan sevgisi ya? Görücü usulü evlilik deniyor. Yanlış. Türk edebiyatındaki ilk yerli oyundur. Yine doğru. Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi ilk yerli oyunumuz. Yanlış batılaşma eleştirilmiştir. Hayır, yanlış batılaşma değil. Bizim törelerimizdeki komiklikler anlatılıyor. Kişiler eğitim düzeylerine göre konuşulmuştur. Bu da yine doğru. Geleneksel tiyatrodan yararlanılmıştır. Bu da yine doğru arkadaşlar. Buradan da soru gelir. Bu parça numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Dil bilgisi konularına geldik. Şimdi yaşadığı alanları belli bir plana göre düzenleme işini ilk şehirlerin ortaya çıkmasıyla gündemine almıştır insanoğlu. Şimdi devrik diyor. Evet, almıştır yüklemenin sonunda olmadığı için devrik. Almıştır dediği için olumlu. Almıştır bir fiil olduğu için bir fiil cümlesi. A seçeneği doğru arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyorum. İkinci cümle fiilimsilerin yer aldığı bir isim cümlesidir demiş. Bakalım. Milletle Hippadamos 5. yüzyılda milattan önce eski Yunanistan'da yaşadığı düşünülen bir şehir plancısıdır. Evet, yaşadığı sıfat fiil, düşünülen sıfat fiil, fiilimsilerin yer aldığı bir isim cümlesidir diyebiliriz. Evet, plancısıdır da ek fiil alarak yüklem olmuş bir isim. Bu da doğru. Devam ediyorum. Üçüncü cümle isim tamlamaların bulunduğu bir birleşik cümledir diyor. Şimdi birleşik cümle şu demek. Yüklem olacak, bir de içerisinde yan cümleler olacak. Dünyadaki ilk şehir plancısı olarak kabul edilen Hippodamus'un 2500 yıl önce yaptığı plan tipi birbirini dikine kesen düz sokaklar ve bunlar arasındaki kare ya da dikdörtgen yapı alanlarıyla biçimlenmiştir. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane fiilimsi olduğuna göre biz buna birleşik cümle diyebiliriz. İsim tanımlamaları var mı, ona bakalım. Şimdi isim tanımlamalarını da ben şöyle kırmızıyla çizeyim. Bak, isim tanımlamalarını kırmızıyla çiziyorum. Şehir plancısı. Plan tipi. Bunlar arası kare dikdörtgen yapı alanları. Yapı alanları. Bunların her biri birer isim tanımlaması arkadaşlar. C'de doğru. Devam ediyorum. Dördüncü cümle ortak ögeleri olan bağımlı sıralı bir cümledir. Şimdi bağımlı sıralı cümle şu demek. Yüklem olacak. Bir yüklem daha olacak. Ve bunlar birbirine bağımlı olacak. Yani öge ortaklığı olacak. Bakalım. Şimdi ızgara plan tipi denen bu şema bir yerleşine duyulan gereksinimlere göre hazırlanmıştır. Ve karşılaşılan sorunlar dikkate alındığında başarılı bir çözümlemeyi yansıtır. Şimdi yansıtır bir yüklem. Doğru. Hazırlanmıştır da bir yüklem. İki yüklem var ama burada bağlaç var. Dolayısıyla bu bağlaç olduğu için bağlı bir cümle. Sıralı değil, bağlı bir cümle arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir hata yapılmış. Beşinci cümle sıfat tanımlamasının bulunduğu bağlı bir cümledir. Bakalım. Millette kullanılan ve zamanla geliştirilen bu plan sonraki dönemlerin şehircilik anlayışına esas alınmıştır. Hatta günümüze değin uygulana gelmiştir. Şimdi bak. Uygulana gelmiştir bir yüklem. Esas alınmıştır da bir yüklem. Hatta da bir bağlaç. İki tane yüklem varsa ve arada da bağlaç varsa bağlı cümle oluyor. O yüzden cevabımız E de olamaz. Çünkü E doğru. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Niye? D'de bağlı cümle olduğu halde dördüncü cümlede bize sıralı cümle dedi. O yüzden hata yaptık. Geldik buraya. Şimdi bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangileri sırasıyla getirilmelidir? Bakalım. Batmış gemilerin kaburgaları ve direkleri karanlıklarda ışıldar. Şimdi buraya ne koyabiliriz? Ha, deniz dibinde diye büyük harfle başladığı için buraya noktamızı koyuyoruz. Deniz dibinde ahtapot ve balıklara yüzyıllarca yuvalık etmiş testiler, virgül. Dudaklarından balık ve yemişli damlacıklar solur. Nokta. Çünkü burada yeni büyük harfle başlamış. Renkler dip ovasının alemine, virgül. Kum saatlik taneciklerin kolay akışıyla akar, virgül. Karanlık ovaya hale yayılır. Kur'an karanlık ovaya hale hale yayılır. Buraya noktalı virgül koyacağız. Çünkü şimdi sıralı cümleyi oluşturan cümlelerin içerisinde virgül varsa araya noktalı virgül gelir. Tamam. Nokta koyduk. Ben de beklerdim karanlık sessizlikte hep diyor. Şimdi burada nokta koyuyoruz. Neyi mi? Soru işareti. Bir çığlığın çınlamasını diyor. Bir çığlığın çınlamasını dedikten sonra da 3 nokta koyabiliriz. Çünkü bitmemiş cümle. Şimdi o zaman ilk başta nokta koyduk. Sonra virgül koyduk. Sonra nokta. Sonra virgül. Sonra noktalı virgül. Sonra nokta. Sonra yine nokta. Sonra soru işareti. Sonra da 3 noktaya koyduk. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. Şimdi arkadaşlar yazılı provamızı bitirdik. Yapmanız gereken şey şu. Yazılı nottan alıyorsunuz ve yazılı nottan içerisindeki bütün bu edebiyatla alakalı ilgili yazdığımız tüm detaylı bilgileri bir kez daha tekrar ediyorsunuz. Zaten buradan kesin çıkar. Burası sorulur, burası önemli dediğimiz vurgular çok çok önemli. Buraları da tekrar ettiğinizde zaten yazılınızdan en iyi notu inşallah da 100'ü alıyorsunuz. Bunun haricinde elinizde Dinamo Soru Bankası varsa buradaki yazılı provalarını da çözmenizi tavsiye ediyoruz. Buralarda değerli. Burada takıldığınız sorular olursa Karagöz okuyarak uzman hocalardan dinleyin. Yine 0'dan 10'a Türk Dil Edebiyatı olan arkadaşlarımıza konu anlatımı ve soru, konu anlatımı ve soru şeklinde buradaki yazılı çalışmalarını yapabilirler. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ödül sorumuzu yapmayı da unutmayın.